Evet, Eski Ulema'dan kitaplarını okuduğum, hatta İhya'yı baştan sonuna kadar okuduğum, Arapçasını yalnız okuduğum bir hocadan, Mehmet Hoca'dan da birinci cildini beraber nedir okumuştuk. Sonradan devam ettirdim, son ciltlerini de okudum. İmam Gazali'nin İhya-i Ulumiddin'i vardır. İmam Gazali her sahada çok büyük bir ilim adamıdır. Efendim, El-Mugizu Minettalal'da tenkit eder bazı ilimleri, bazı ilimlerle uğraşmayı bulan söyleyen bir adamdır. Muhteşem 5. asrında müceddidi kabul edilir İmam Gazali. Muhteşem bir adamdır. Aleyhine kitaplar da yazılmıştır, enteresan. Bir kitap mesela bir sözü vardır. Adam bu sözünün nedir? Gazali'nin bu sözünden dolayı efendim tenkide uğramıştır. Hakkında kitap yazılmıştır. Leysa fil imkan ebda'u min makan diye. Yani bugünkü görülen kainattan daha mükemmeli olamaz diyor. Gazali diyor bunu. Buna itiraz ediyorlar. Allah bunu daha mükemmelinde yaratabilir diyorlar. Halbuki Gazali o manada söylemiyor. Yani şu andaki kainattaki olan nizam ve intizam artık yani mükemmel, tenkit edilemeyecek şekilde mükemmeldir demek istiyor Gazali. Buna dair kitaplar yazılmışlardır. Böyle bir adam. Leysa fil imkân ebda'u min makân. İmam Gazali'nin İhya-ül-Mütünü vardır. El-Mugzumilettalani'ni okumak lazım. İhya-ül-Mütünü okumak lazım. Muhteşem bir adam. Hikayeleri de var. Bunun bir tane hikayesini anlatayım. Onu hakkederler. Ne derece doğru nedir bilemiyorum. Gazali ilim tahsilini yaptıktan sonra yola düşüyor. Memleketine doğru gidecek. Eşkıyalar bunu yolda yakalıyorlar. Diyorlar ki bize biraz altın maltın ver, ondan sonra seni yola bırak. Diyor ki benim altınım yok diyor. Efendim kitaplarım var diyor. Ben ilim tahsilinden dönüyorum. Ben parayla zengin bir adam değilim diyorlar. Kervan sahibi değilim diyorlar. O zaman diyor ki eşkıya başı diyor ki bunun kitapları nedir alın diyor. Aman kitaplarımı almayın diyor. Niye diyor? Kitaplarını alırsanız ben cahil kalırım diyor. Ben onlara bakarak itibar ediyorum. Eşkıya diyor ki ya öyle bir ilim nedir efendim? Öğren ki diyor. Eşkıyalar onu alamasın, insanlar onu alamasın diyor. Gazali anlıyor, tekrar geriye dönüyor. O kitaplardaki bütün ilimleri bu sefer satra değil, sadre döküyor. O zaman için derler ki el ilmü fis sudur la fis sutur. İlim göküsteki olan ilimdir. Satırlardaki ilim ne olacak? Eşkıya aldığı zaman her ilim biter.